Efendim, Survivor Paranormal devam ediyor. Şimdi Bora ile Atakan arasında bir olay geçti. Onu izleyelim, ardından buradayız. Ben Türkiye'deyken seyircilerimizden bana bazı talepler gelmişti. Onlardan birini yerine getirmem lazım. O da şu. Atakan ve Bora arasında olan bir konu var. O konuyu açıklamam gerekiyor. Eleme akşamıydı, oylama etkilenmesin diye. Bunu açıklayamadım o akşam. Şimdi Atakan iletişim ödülünde acaba beni kimler arayacak, kimler mesaj yollayacak gibi bir ifadede bulunuyor. Fakat Bora, sen bunu yanlış anlıyorsun. Yanlış anlayıp kimi götüreceğim dedi şeklinde anlıyorsun. Ya şimdi hangi arkadaşımı göreceğim onu da merak ediyorum yani. Bilmiyorum. Hangisi göndermiş? 3 tane görürüz herhalde. 2-3 tane. Benim çok yok zaten. 3 tane, 4 tane. Çok yok, 3 tane, 4 tane. Çok komik. Nesi komik? Ve bundan dolayı da çok büyük bir problem çıkıyor. O anda bizim müdahil olmamız doğru değil. Çünkü olayın akışına göre giden bir konu bu, ama o konu kapandıktan sonra da seyircilerimizin de isteğiyle bu konuyu açıklamam gerekiyor. Atakan'ın söylediğinin senin anladığınla hiçbir alakası yok. Atakan'ın söylediği şu: hangi 3-4 arkadaşımla görüşeceğim acaba diyor. Sen de bunu götüreceğim anlıyorsun galiba. Ondan sonra da bu problemde bayağı uzuyor. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Programa müdahale olmak istediler. Ben de onları kırmak istemedim. Bu arada buradan da söyleyeyim. Instagram'dan bu akşam itibariyle yeni bir sayfa koyduk. O sayfadan bana gelecek sorulardan ya da isteklerden bazısını, mümkün olduğu kadar, hepsini değil tabii ki, gerçekleştirmeye çalışacağım. Benim Instagram sayfamın altına yorum yazarsanız oradan birkaç tanesini yerine getirmeye çalışacağız diyelim. Sorularınız da olursa ona da cevap vermeye çalışırız. Evet, Bora, söz istedim. Ben de şöyle söylemiştim. Eğer yanlış anladıysam buradan çıkınca demiştim. Bu karşıma burada geleceğini düşünmedim çünkü. İzleyeceğim ve yanlış anladıysam özür dileyeceğim kendisinden demiştim. Kendisinden de burada herkesin huzurunda, milyonların da huzurunda özür diliyorum yanlış anladığım için. Bunu söylemiştim çünkü daha önce. Peki. Bana verilen görevi yerine getirdim. Ondan sonrası sizin takdiriniz. Evet. Evet, Acun abi sağ olsun programımıza geldiğinde bu konuyla ilgili konuştuğumuzda demişti. İhsan hatta hani bununla ilgili dışarıda çok şey var demişti. Ya o gün hatırlıyorum. Yani ben Twitter'dan ve Instagram'dan soru arıyordum Acun abi sormak için. Bu sadece Atakan, Yusuf fanları değil, aynı zamanda Bora fanları da bundan rahatsızdı. Yani bir sürü insan hani bu konuya neden müdahil olmalı, neden bunun gerçeğini söylemedi. Çünkü iki hafta geçmiş hala bu konu üzerine bir tartışma vardı da. Niye söylensin ki ama bir yerde? Ya bu bir istisna aslında. Böyle bir istek var yani, devamlı söylenmesi lazım, söylenmesi lazım gibi. İyi de oldu aslında şöyle düşününce. Yani kime iyi oldu dersen bence Bora için iyi oldu. Kesinlikle. Yani Bora en azından bundan sonra böyle yanlış anlayabileceği şeyler üzerinden bu kadar böyle büyük bir olay çıkarmayacaktır. Yani yanlış anlamış olabileceğini düşünecektir. Ve belki de bu ona böyle ufak bir uyarı da olmuş oldu. Yani dışarıda demek ki Atakan elenmiyor, durmadan potaya çıkıyor, elenmeyen bir Atakan var. Ben onu yanlış anlamıştım, üstüne gitmiştim falan gibi bir takım dersler çıkarabilir. Ben bu olayın Bora'ya yarayacağını düşünüyorum. Bora'nın buradan daha çok ders çıkaracağını. Zaten özür de diledi, bu da çok güzel bir şey. Evet, özürünü diledi. Yani bu sene Survivor'da özürü çok görüyoruz. Aslında doğru yerlerde doğru özürler dileniyor yani. Adnan abi ne düşünüyorsun? Merhaba. Yani Survivor'la ilgili ne düşünüyorsun? Tabii. Acun Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir anlaşmazlığı ortaya çıkardı. Bora Efendi özür diledi. Survivor'un sonuna kadar daha çok özür dileyecek Bora. Çünkü hatalarını anlayacak zamanla. Şimdi biz burada bağırmayacağız, çağırmayacağız. Duygu sömürüsü yapmayacağız. Televizyon başındaki seyircilerimiz televizyon sesini kısmayacak. Kime laf vuruyorsun? Buradaki seyirciler rahatsız olmayacak. Nacizane biz onu anlayan anlar, nacizane biz Survivor'ı yorumlamaya çalışacağız. Talat abiden bahsediyor. Bilmiyorum artık. Caney caney işte meydaney. Neredesin Talat haney? Allah Allah. Şimdi Bora sürekli yarışmanın başından beri, iki ay oldu. Kalıbın adamı değilsin, adam değilsin. Adamı bu diye gibi Okay'ı, Yusuf'u, Atakan kardeşimi devamlı eleştiriyor. Bora değil. Kralı gelse adamlığı sorgulayamaz. Atakan'ın, Yusuf'un ve Okay'ın. Onlar adam gibi adamdır, delikanlı çocuklardır. Yani Bora'ya bu düşmez. Dolayısıyla yokuş aşağı, ben daha önce söylemiştim. Freni patlamış gibi gidiyor. Bora artık gemileri yaktı. Hatasını belki anlamıştır Acun Bey'in bu uyarısıyla.
Hakan'ın gitmesine üzüldüm. Ben Bora'yı bekliyordum. Bayağı üzülmüşsün. Demin gördük yani. Halay çekmediğin kaldı Bora'yı yani. Bora'yı bekliyordum yani. Bora'nın gitmesini üzüyordum. Çünkü adadaki huzur ve refah kavuşması için Bora'nın gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Atakan zaten söylemiştim. O için pota çıtır. İhsan Bey gündeme getirdi. Yunan fragmanında Dimitra ve Katerina Atakan'ı yakından tanımak istediklerini, hayran olduklarını, aynı şey daha iyi görüşmek istediklerini söylediler. Bu Atakan'ın hayranları çığ gibi büyüyor. Artık Yunan hayranları da arttı. Peki Atakan'ın hayranları büyüyor da Atakan ne yapıyor da büyüyor? Ya ben şimdi hani dürüstçe şimdi bak ben Atakan'ı, Yusuf'u, Okay'ı böyle bana biraz sıcak gelir mesela. Ama Atakan şu an yarışmada ne yapıyor? Atakan asil bir çocuk. Soylu, kibar, naif. Yani orada gördünüz en son tartışmada, Bora'yla tartışmasında artık canı sıkıldı. Yani damağına bastılar çocuğun. Karadeniz insanı sempatik olur. Duygusal olur. Ben Çanakkale'yim. Çanakkale'ler de sempatiktir yani. Haberin olsun. Karadeniz insanı böyledir yani. Bak şu an güldürdüm mesela. Mesela sizi. Yusuf kardeşim yaptığı spordan gereği biraz sert görünüşlü. Ama çok merhametli. Çok duygusal. Gördüğünüz Büşra olayında. Yani dolayısıyla Atakan başından beri Yusuf'la iyi bir arkadaşlığı vardı. Bu eleştirildi. Oyun sevinçleri bile eleştirildi. Orada ikisi güzel bir arkadaşlık kurmuşlardı. Daha sonra bunlara Kaan katıldı. Ondan sonra Sabri'ye katıldı. Okay katıldı. Demek ki gelen Emre katıldı. Demek ki ne oluyor? Hangi grupta hata var? Gözüküyor bunun. Yani gelenlerin hepsi, sonradan katılan hepsi bu gruba katılıyor. Şimdi 7 kişilik grup 6'ya indi. Bu grupta 5 kişi Melisa ile Büşra bu tarafa birisi geçerse artık bizim grup önce olacak diye düşünüyorum. Bundan sonra daha kızışmalı yarışlar olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler Adnan abi değerli yorumların için. Acun abinin konseyde bir uyarısı daha oldu. Bu biraz bizi de ilgilendiriyor aslında. Bizim de çok yaptığımız. Hem atamıyor bir de biz evet diye bağırırdık. Bizim sanki biz kazanmışız olan şeyler aslında. Aynen. Şu an All Star'da olan şeyler yüzünden Türk takımı biraz Acun abiden uyarı aldı. İzleyelim ardından buradayız. Ben şimdi bu Survivor'da şöyle bir şeye dikkat ediyorum. Siz Yunan takımı için bu tip bir çalışma içindesiniz. Yani oyunda böyle bir çalışma içindesiniz. Atamıyorlarsa doğruyu söylemişizdir. Yok dikkatini dağıtalım diyoruz abi. Tam attıkları sırada. Yok konu o değil Zeda. Ben bir daha anlatayım. Karşı takımın dikkatini dağıtma üzerine bir stratejiniz var. Atamıyor Zeda abla. Atamıyor, çok kötü atıyor. Hiç atamıyor, çok kötü atıyor. Atamıyor. Atamadı kızım, hadi. Atamıyor. Atmaya yakın bile değil, çok kötü. Yeni bir strateji var aslında ama. Evet, onun da farkındayım. Bora, mükemmel, çok iyi. Peki sorum şu. Yunan takımında böyle strateji var mı? Yok. Bu peki sizin hiç dikkatinizi çekmiyor mu mesela? Böyle bir strateji yok. Yine mi söz istiyorsun? Ben söyleyebilir miyim? Tabii, şey? Buyur. Şey değil ama şöyle söyleyeyim. Zaten yarışlarda da görüyoruz. Biz biraz daha toplum olarak daha böyle gergin insanlarız. Onlar biraz daha rahatlar bu konuda. Yaptığımız kötü bir şey değil ama dediğim gibi iki ırk arasında ya da iki millet arasında ufak farklılıklar var. Bu da oyunlara tabii ki yansıyor dediğim gibi. Bu senin değerlendirme olabilir mi Bora? Bence öyle. Tamam o yani şahsi olarak. Benim şahsi fikrim bu tabii yani neticede. Aynen. Yani biz gergin bir millet izlerken hepimiz gergin değiliz mesela. Yani ben genel olarak. Melisa'yı gergin görmedim mesela, anladın mı? İnsan yani mesela bence yarışmacının bunu yapması çok da yanlış değil. Önceki yani bana mesela mantıksız gelmiyor. Bir daha önce yapılmış. İki yani burada yanlış bir şey yok ki mesela bana göre. Ya biz öyle kodlanmışız, öyle öğrenmişiz. Yanlış olmadığı için de geçen senelerde buna müdahale edilmemiş. Ama şimdi farklı iki millet yarışıyor. Bizim öğrendiğimiz şekilde bu var. Ama onlar bunu yapmıyorsa arada bir saygı durumu olacak ister istemez ve eşitlik bozuluyor. Yani onlar hiçbir şekilde sana bu konuda müdahale etmiyorlar. Sen devamlı onlara müdahale etmeye çalışıyorsun atan kişiye. Özellikle kadın yarışmacıları falan yaptığın zaman bu konuyla ilgili Acun abi bir kere uyardı. Yapmayalım. Şık durmuyor. Onlar yapmıyor dedi. Biz anlamadık. Tekrar devam ettik. Adam bu sefer konseyde uyarmaya kalktı. Ben yani yanlış olduğunu düşünmüyorum ama iki Türk
ekip yarışsa yanlış olmadığını düşünmüyorum. Şimdi Yunanlarla beraber yarışırken şık olmadığını düşünüyorum. Ben de Acun abiyle hemfikirim burada. Bizim yapmamamız gerekiyor bunu. Biz biraz daha bu durumda şey mi kalıyoruz mesela bunu yapınca? Onlar daha sakin böyle, biz daha çirkef böyle hani. Evet, öyle duruyoruz yani. Ondan ötürü gerek, uyarmış olabilir. Gerek yok yani, yakışmadığını söylemeye çalışıyor bize. Bence de yakışmıyor ya. Yani onlar bize bunu yapmıyorsa biz de onlara yapmayacağız. Biz nasıl ki mesela Simos'u başka yerlerde geldi çarptı falan eleştirdik. Onları bu konularda hiç eleştirmiyoruz. Çünkü böyle şeyler görmüyoruz mesela onlarda. Evet. Mesela Dalaka geldi geçen gün, Bora'yı ne güzel uyardı. Yani karşında yüzmeyi bilmeyen bir adam var. Niye ona karşı seviniyorsun dedi. Bora da özür diledi, ondan sonra hak verdi. Bizde bu var. Yani bizim takımda özellikle Yunan takımına karşı böyle daha agresif, daha farklı bir seviş tarzı da var. İşte Atamıyor da bunlardan biri, bir olaylardan biri. Bence doğru yerde doğru bir uyarı. Bu ikinci uyarı ama. Evet. Yani üçüncü olmaması gerekiyor mesela. Evet. Ama etkiler mi sence yarışmacıları karşı takımı? Yani Yunan takım bundan çok etkileniyor mu bence sence? Bence etkileniyordur. Yani ne olursa olsun biz de etkileniyorduk. İkinci Survivor'umuza gitmemize rağmen ben Adem'in o kadar bağırdığını dibimde hissettiğim için. Ve o yüzden de strese giriyorsun ister istemez. Ben de İhsan'a katılıyorum. Şimdi yani yarışmacılara şurada hak veriyorum. Önceki seneleri izlediklerinde tabii ki de biz her seferinde atamıyor. Evet işte kazandık, bizde oyun falan gibi böyle çok fazla bench'in sesi çıkıyordu. Tabii doğal olarak yarışmacılar da önceki yarışları izlediklerinde bunu gördüğünden kendilerine bu şekilde örnek aldı. Ve şu an tek taraflı olduğu için belki de kötü duruyor. Evet yani Yunan takımı da bu şekilde davranmış olsa aslında iki taraf için adil olurdu ama şu an tabii bir haksızlık söz konusu oluyor. Ne olursa olsun bir strese giriyorsun. Bizim Survivor'ımız hani bu ansiklopediler vardır ya 1, 2, 50, 55. Yani bizim ansiklopedimiz şu anda 55, 65. Onların 3 daha. Ve biz bu aşamada bir sürü şey kaydettik. Bir sürü şey atamıyorsundan işte atışının şekline kadar biz çok öndeyiz aslında. Onlar daha bunlara gelene kadar daha çok yol kat etmeleri lazım. Evet. Ve alışığız biz buna. Evet. Onlar değil. Geçen gün oyunda Dalaka'nın düdükte çıkmadığı ve Sabri'ye yardım ettiği bir görüntüler vardı. Bunun yankıları adada devam ediyor. Sude'nin de benzer bir pozisyona düştüğünde Büşra'nın takım farklı bir şey yaptı. Bakalım ne yapmışlar, izleyelim. Konu şu. Katerina suya atlamıyor. Suya atlamamayı da bırakmış. Gelmiş Sabri'yi ikna etmeye çalışıyor değil mi? Hatırlıyorsunuz. Sağ ol. Hadi Sabri hazır. Hadi bir dakika, bir dakika ya. Hadi Sabri hadi. Dalaka şu anda maalesef nasıl atlayacağını anlatıyor. Geçmez diyor. Merak etme diyor. Boydan daha aşağıda su diyor. Sabri ikna oldu. Daha sonraki pozisyonda aynı oyunda Büşra ile beraberken bizim takımdan çıkan ses şu: Büşra devam et. Hazır. Bora hemen soralım. Bora, buradaki ruh halimiz ne bizim millet olarak? Vallahi bilmiyorum çünkü ben Büşra diye bağırmadım. Sen ama tamam, bağırandığı için bir yorum yaparsan. Bilmiyorum. Yani ben orada kendi adıma biraz zaten... Biraz heyecanlı bir millet miyiz böyle? Yok. Tez canlı mıyız ya da? Olabilir, bilmiyorum. Bağıranlara sormak lazım. Kim bağırdı bilmiyorum ben yani. Hikmet sen mi bağırdın? Ben bağırmışım. Bilmiyorum. Ben kesin bağırmışımdır abi. Yani bir düdük çalındıysa başlamak için çalınmıştır. Başlamadı diye bağırmışımdır. Haydi bir şey atlasana. Ben başladım. Aynı oyun içinde diyorum ki, aynı oyun içinde düdük çalıyor. Sabri atlayamıyor. Katerina suya nasıl gireceğini anlatıyor Sabri'ye. Aynı oyun içerisinde Katerina'nın başına aynı şey geliyor. Yani açsanız inanılmaz derecede gerçekten bu konuda sizi anlıyorum, yanlış anlamayın. Fakat şu konuda bir tek kabul etmiyorum. Karşı tarafımızda gerçekten dost bir millet ve dost bir insan grubu var. Hani bu arkadaşlara karşı buralarda daha hassas olmamız lazım diye düşünüyorum ben, bilmiyorum. Haklısın. Hani hele dostluk oyununda olduktan sonra tam da yeri geldi aslında. Yani nasıl kaynaşıldığını da gördüm. Hani bana o bölümde biraz vahşi geldi ya. Kız atlamamış, sahibi atlamayı öğretiyor. İki oyun sonra hadi devam et Büşra diyen bir ekip.